kitapta Tevrat bölümünden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta Mısır'dan çıkış 15. bölüme bakmıştık. Bu hafta Mısır'dan çıkış 16. bölüme bakacağız. Ama önce biraz geçen haftayı hatırlarsak Tanrının bize öğrettiği ve öğretmek istediği şeyleri çok daha iyi anlayabiliriz. Hatırlıyorsanız Mısır'dan çıkış 15. bölümde Tanrı halkını ona olan, onlara olan sevgisine karşılık ne kadar onlar Tanrı'ya bağlı kalacaktı onu görmek istiyordu. Tanrı onları kurtardı. Tanrı onları vaat edilen topraklara götürmek istiyordu ve her şeyi sunmuştu. Ama Tanrı bir kez onları sınamak istedi. Çölün ortasında susamışlardı. Bir su buldular. O buldukları su hemen gelip içmek istediklerinde acı olduğunu gördüler. Hemen isyan edip Tanrı'nın kendilerine yaptığı o kadar mucizeyi unutup şikayet etmeye başladılar. Ama Tanrı merhametlidir, Tanrı affedendir, Tanrı onları yok etmedi. Aksine Tanrı dedi ki bir ağaç parçasını al Musa dedi o suya at, suya dokundur. Musa dediğini yaptı, o ağaç parçası o suyu tatlı yaptı ve geçen haftadan hatırlıyoruz ki aslında o ağaç parçası bizim uğrumuza kendisini feda eden İsa Mesih'i simgeliyordu. Eğer bir kişi İsa Mesih'e gelirse hayatında ne kadar acılar olursa olsun, ne kadar sıkıntılar olursa olsun o onun hayatını, o onun acı hayatını mutlaka tatlıya çevirecektir. Ne kadar günahımız ve hatamız olsa bile Tanrı İsa Mesih'in çarmıhı sayesinde bizleri kurtaracaktır değerli kardeşlerim. Ve bu hafta da öyle Mısırlılar kurtulan İbraniler çölde yürüyorlardı. Ve yine göreceğiz ki ve yine bileceğiz ki yine şikayet edecekler. Yine isyan edecekler Tanrı'ya. Çünkü istediklerini alamadığı zaman bir insan en kolay yaptığı şey başkalarını suçlamak ve dolayısıyla Tanrı'yı suçlamaktır. İlk Mısır'dan çıkış 16 1 ve 9 ayetlerinden birazcık okumak istiyorum. Tanrı sözlerinde şöyle söylüyor. Bütün İsrail topluluğu elimden ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasında Sin çölüne vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi çöle getirdiniz. Rab Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak, böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim. Altıncı gün herkes topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar. Musa ile Harun İsraillere bak akşam sizi Mısır'dan Rabbin çıkardığını bileceksiniz dediler. Sabah da Rabbin görkemini göreceksiniz. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki bize söyleniyorsunuz? Sonra Musa akşam size yemek için et Sabahta dilediğiniz kadar ekmek verilince Rabb'in bütün görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rabb kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil Rabb'e söyleniyorsunuz. Amin. Rabb'in sözleri böyle söylüyor. Mısırlılar onları köle olarak kullanıyordu. Tanrının halkını, Tanrı halkını kurtardı ve vaat edilen topraklara götürüyordu. Aradan 30 gün geçmişti, çölde ilerliyorlardı. Ama hep şikayet ettiğini okuyoruz. Oysa Tanrı ne yapmıştı? Dediğim gibi Mısır'da köleydiler. Haklarını alamıyorlardı. Kurtardı Tanrı. Önlerinde Kızıl Deniz vardı. Arkasında Firavun'un orduları kurtulmaları imkansızdı. Tanrı Kızıl Denizi yardı, halkını kurtardı. Mucize gösterdi. Çölde ilerlerken çölün ortasında Tanrı onlara su verdi. Sular fışkırttı. Ama ne yaptılar? Şikayet ettiler. Ve İbraniler yürüyordu yolda. Şimdi de açlardı acıkmışlardı. Karınları boştu, yiyecekleri bittiğini söylüyorlardı. Ama aslında bu yüzde yüz doğru olduğunu da pek düşünmüyorum. Çünkü Tanrı Mısır'dan çıkarken hayvanlarını da aldılar. Bir ayda o kadar hayvanı yediklerini düşünmüyorum. Ama aslında biraz şey gibi yapmış olabilirler. Bu benim, ama sen hala bana ver. Önce sen kendininkini ye diyor Tanrı. İmanla kendininkini ye. Yok. Bu benim, sen hala bana vereceksin. İbraniler birazcık bencillik yapıyordu. Belki de gerçekten yiyecekleri azalmıştı. Olabilir ama yapmaları gereken şey isyan etmek değildi. Tanrının kendilerine yaptığı mucizeleri hatırlayıp ona şükretmeleri gerekiyordu. Önce ona dua etmeleri gerekiyordu. Hayır. Önce isyan ettiler. Kutsal kitap çok ayrıntı veriyor. Açlıktan hangi bir tanesi öldü? açlıktan hangi bir tanesi öldü? Hiçbir tanesinin de öldüğünü söylemiyor. Yemek bulamadıkları için çölde öldü demiyor kutsal kitap. Ama isyan ediyorlar. Şikayet ediyorlar. Hala ver, hala ver. Oysa ilk yapmaları gereken şey Tanrı'ya dua etmeleri gerekiyordu. Çünkü o kadar çok şey yaptı mucize. Bir ay içerisinde, özellikle 30. gün olduğunu söyledim. Bu kutsal kitap bir tarih kitabı değildir. Tanrı ve insan ilişkisini anlatan bir kitaptır. Ama özellikle 30. gün olduğunu söyledim. 30 gün içerisinde sayısız mucize gördüler. Ama hala isyan ettiler. Şikayet ettiler. Tanrı'ya dua edelim demediler. Hatta şikayet ettikleri gibi bir de kendilerine yardım eden Musa'yı da suçladılar. Ne diyor ayet? Orada daha iyiydik diyor Mısır'da. Köle olmak daha iyiydi. Köle kalmak daha iyi. Hiç değilse diyor orada et kazanlarının başında oturur, doyarak yerdik diyor köleydik. Bize zulmediyorlardı, bizi kırbaçlıyorlardı, hakkımızı vermiyorlardı ama et yiyebiliyorduk. Ben Hristiyan olmasaydım şeytanın egemenliği altında kalsaydım daha iyiydi. Çünkü istediğimi yapabiliyordum. İbraniler sanki bunu söylüyor. Ben şeytana bağlı tutsak olabilirdim ama istediğimi yapabiliyordum. Ama diyor ki Tanrı İncil'de o yol diyor geniş gibi görünür. Bu dünyada yaşarken rahat gibi görünür ama sonu ölümdür. Ama sen Tanrı'nın çölünde yürürken vaat edilen topraklara giderken Tanrı'nın yaptığı mucizeleri hatırlarsan o yol dardır ama sonu sonsuz hayata çıkar. Biz diyor Mısır'da daha rahattık. Açık büfe kahvaltı mı vardı? Ne vardı? Orada daha rahattık. Ezilerek, küfredilerek, kırbaçlanarak bir parça et diyorlardı ama Tanrı'nın sağladığı her şeyi bırakmışlardı. Sadece Tanrı'ya değil Musa'yı da önderlerini de suçladılar. Önderlerini de suçladılar. Senin yüzünden. Üçüncü ayet böyle söylüyor. Ama diyor Musa'ya, ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz, siz getirdiniz. Musa ne yaptı? Musa o dönemde dünyanın en güçlü ülkesinin ikinci en güçlü adamıydı. Firavun'un torunuydu. Kral olacaktı. Sarayını bıraktı. Halkı için, halkını korumak için bir Mısırlıyı öldürdü, çöllere kaçmak zorunda kaldı. Halkı için tanrının önünde gece gündüz dua etti. Ama şu anda birazcık açlar. Birazcık. Daha açlıktan ölmediler. Tamamen yemekleri bitmedi. Birazcık açlar. O zaman önderleri de kötü oldu. İsyan ettiler. Biz de genellikle bazen böyle yaparız. Ben de bazen genellikle böyle yaparım. İçimde bir acı olduğunda senin yüzünden oldu. Başkasını suçlamak kolaydır. Rab duydu isyanlarını. Neyse ki Rab sabır doludur, merhamet doludur. Gökten yıldırımlarını, şimşeklerini gönderip onları helak etmedi. Hakkı vardı Tanrı'nın. 30 gün içerisinde sana o kadar mucize yap denizleri yardım. Sana kötü bakan bir kişi olursa seni öldürmek isteyenleri o denizde helak ettim. Seni kurtardım. Çölün ortasında sana tatlı sular verdim. Ben Tanrıyım, isyan etme. İsyan ettiler ama Tanrı merhametlidir. Bakın dördüncü ayette ne söylüyor? Rab Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım dedi her gün gidip günlük ekmek toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim. Tanrı her şeyi bilendir, Tanrı her şeyi görendir. Sanki Tanrı gökten o küçük çocuklarına, bana, bize bakıyor ve sanki o anda birazcık gülümsediğini hissediyorum. Acıktığınız için isyan mı ediyorsunuz? Benim size yaptıklarımı unutuyor musunuz? Mısır'da yediğiniz ekmeği mi özlediniz? Şeytana ait olurken yaşadığınız hayatı mı özlediniz? Bekleyin. Bekleyin ve size ne yapacağımı görün. Size olan sevgimi görün. Ve Tanrı vaat ettiği gibi ve Tanrı sabırlı olduğu için ve Tanrı sevgi dolu olduğu için o çölde milyonlarca insanı ona inanan milyonlarca halkını doyurdu değerli kardeşlerim. O kadar rahatlardı ki tek yapmaları gereken şey dışarıya çıkacak Tanrı'nın kendilerine gönderdiği ekmeği alacaklardı. Ama dedi ya sizi sınayacağım burada. Neydi o? Bana güven. Bana güven. Sana her gün günlük ekmeğini vereceğim. Kutsal kitabın kalan bölümünü okursanız onlar mesela Tanrı dedi ki her gün günlük ihtiyacı olan ekmeği vereceğim. Bazıları açık gözlük yapıp biraz fazla topladığında sabah olduğunda diyor o ekmeğin hepsinin kurtlanıp küflendiğini görüyorlardı. Çünkü Tanrı dedi ki gündelik ekmeğini vereceğim sana. Size dedi gündelik ekmeğini vereceğim ve Tanrı sözünü tuttu. Her gün çıkıyorlardı, emek bile vermeden Tanrı'nın verdiği ekmeği alıyorlardı. Altı gün dedi bunu size yapacağım. Ama yedinci gün olmadan önce, şabat günü olmadan önce farklı bir şey yapacağım. O gün dedi bir gün önce, şabattan bir gün önce iki günlük ekmek vereceğim size. Çünkü şabat günü dinlenin. Oturun, benim Tanrı olduğumu hatırlayın. Size nasıl sevgi gösterdiğimi hatırlayın ve bu buyruk aslında hala geçerlidir. Şabat günü, pazar günü, ibadet günü benimdir. Bana aittir. O gün istediğin kadar başka işler yap, bereketini bulamazsın. Bu benim bir iddiam değil, bu Tanrının sözü. İstediğin kadar farklı bir şeyler yapmaya çalış. Bereketini bulamayacaksın. Ben peygamber değilim. Kutsal kitap bunu böyle söylüyor. E ben bugün işte gelmeyeceğim, biraz bunu yapacağım. Tabii ki. Ama o gün bir kazancını alamayacaksın. Çünkü Tanrı dün, bugün ve gelecekte aynı olan Tanrı. Tanrı İbranilerin Tanrısı değil, Tanrı ona inanan bütün halkların Tanrısı ve Tanrı'nın vaadi değişmez. İki günlük dedi vereceğim bir gün öncesinde. Onun için pazar ibadeti çok önemlidir. Ne kadar başka işin var dersen de bereketini göremeyeceksin. Tanrı'nın sözü öyle söylüyor değerli kardeşlerim. Ve Tanrı halkına gücünü göstermek istiyor. Artık başka yerlere bakma. Allah artık tek bir Tanrı var, o da benim diyor. Tek bir Tanrı var, o da benim. Evet İbranileri birazcık anlayabiliyorum. Tanrı'yı yüz yüze göremediler. Ama Musa onunla konuşuyordu. Ama onlar da bundan emindi. Tanrı gündüzleri bulutla, geceleri bir ateş sütunuyla onlarla birlikte önünden gidiyordu. Tanrıyla konuşmamış olması Tanrı'yı görmedikleri anlamına gelmiyordu değerli kardeşlerim. Ve Musa Tanrı'dan duyduğunu geldi yine halkına anlattı. Ve Musa aslında olayın farkındaydı. 6-8 ayetleri şöyle söylüyor. Musa ile Harun İsraillere bu akşam sizi Mısır'dan çıkaran Rabbin çıkardığını bileceksiniz dediler. Sabah da Rabbin görkemini göreceksiniz. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki dedi bize söyleniyorsunuz. Siz gelip bize şikayet ediyorsunuz ama aslında siz ona şikayet ediyorsunuz. Biz kimiz ki bize söyleniyorsunuz? Sonra Musa akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince Rabbin görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. 3-4 ayetin içerisinde ikinci kez söylüyor Musa. Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil Rabbe söyleniyorsunuz değerli diyor değerli kardeşlerim. Musa olayın farkındaydı. Bu şikayeti diyor siz bize yapmıyorsunuz. Siz ona yapıyorsunuz. Söylendiğiniz zaman Musa rahattı. Çünkü Musa bir hata yapmadığını biliyordu. Sadece Tanrı'dan duyduklarını iletiyordu ve ona gelip isyan etseler bile Musa'nın içi rahat değerli kardeşlerim. Yine de Musa da sinirlenip artık sizi bırakacağım, tekrar kayın babam Yitron'un yanına gideceğim, hayatıma devam edeceğim demedi. Musa onları teşvik etti. Tanrı dedi, sizi duydu. Beni değil, sadece beni değil. Tanrı sizi duydu diyor. Sadece din adamını değil, sadece hahamları, rahipleri değil, Tanrı sizi duydu diyor. Tanrı duyuyor. O zaman söyle. Musa sıradan bir insandı ve bunun için diyor, sizi duydu. Biz Hristiyanlar olarak ne yapmamız lazım? Bu dünyada yaşarken hepimizin acıları var, hepimizin sıkıntıları var. Belki şu anda düşünüyorsun. Öyle konuşmak kolay ama sen benim şu an içimde bulunduğum acıyı, sıkıntıyı biliyor musun? Ben bilmiyorum ama o biliyor. Böyle konuşmak kolay ama Tanrı diyor ki söylenmeden yapın, şikayet etmeden yapın başkalarını suçlamadan yapın. İncil Filipiller 2. bölüm 14-15 ayetlerinde ne söylüyor? Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapkın kuşağın ortasında kusursuz, saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız söylenmeden yapın. Çekişmeden yapın. İsyan etmeden yapın diyor Tanrı diyor. Buraya çıkıp konuşan adam hiçbir şey. Tanrı diyor söylenmeden ve çekişmeden yapın. Çünkü söylendiğimiz ve çekiştiğimiz zaman aslında ne yapmış oluyoruz? O olay her şey Tanrı'nın elinde olduğu için sanki Tanrı'ya isyan ediyoruz, Tanrı'ya şikayet ediyoruz. Biz söylememize gerek yok. Dua edersek Musa iki kez söylüyor. Tanrı sizi duydu. Dua edersek Tanrı duyuyor şikayet ederek isyan ederek hiçbir şey elde edemeyiz. Ama ne zaman ki ona konuşursak o bizi bereketleyecektir. Çünkü Tanrı lütufkar bir Tanrı. Ne diyor ayet? Tanrı tez öfkelenmez, sevgisi engindir diyor. Ama böyle engin sevgili ve lütufkar Tanrı'ya söylendiğimiz zaman hiçbir şey elde edemeyiz. Ama Tanrı'ya konuştuğumuz zaman Tanrı ödülünü ve mükafatını verir. Ne yaptı? Onlar dedi ki: "Biz ekmek istiyoruz. Biz açız." Tanrı onlara ne dedi? "Tamam." dedi. "Size ekmek vereceğim. Size ekmek vereceğim." dedi. Ama dedi size et de vereceğim. Bıldırcınlar vereceğim size dedi. Vereceğim. Yeter ki siz benden isteyin dedi. Musa dedi ki Tanrı'nın dedi görkemini göreceksiniz sabah. Ne yapacak? Yeri göğü yaratan Tanrı onlara mı görünecek de heybetiyle? Yok. Musa şunu söylemek istedi. Siz acıktım dediniz. Tanrı sadece ekmek, ekmek vermek de zorunda değildi. Ama o verir. Çünkü biz yaratan odur bizi sever. Ekmek verse yeterliydi ama dedi ki üstte ben çocuklarım için et de vereceğim. Sabah oldu. Göklerden o meleklerin yiyeceği diye bilinir man yağdırdı. Aynı zamanda o bıldırcınlar alçaklardan uçuyordu. Onlar da rahatça aldılar ve yediler. Tanrı sağladı. Tanrı sağladı. 15. ayet diyor ki, bunu görünce İsrailler birbirlerine bu ne diye sordular. Ne olduğunu çünkü anlayamamışlardı. Musa, Rabbin size yemek için verdiği ekmektir bu dedi. Tanrı'nın verdiği ekmek. Hepsini Tanrı onlara sağladı. Meleklerin yiyeceğinden sağladı. Ve kutsal kitapta baktığımız zaman ona bağımlı kalmakla ilgili de çok güzel bir söz vardır. Yasanın tekrarı 8'de. Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Rabbin ağzından çıkan her sözde yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı çok güçlü bir ayet hatta İsa Mesih çölde denenirken de aynı bu sözü kullandı. Tanrı size bereket verdi. Tanrı ona bağımlı olun diye, Tanrı ona inanın diye dedi. Bunu size verdi. Ama bazen şikayet ediyoruz, hep isyan ediyoruz, Tanrı'ya gidip dua etmiyoruz. Neden buna sahip olamıyorum, neden bu sıkıntım var, neden bu acım var, neden, neden, neden? Artık kiliseye de gitmeyeceğim, artık Tanrı'ya da dua etmeyeceğim. Çünkü O beni bu sıkıntıya saldı. Çözülecek mi? Tanrı'ya sırt çevirdiğin zaman, hayır, daha da kötüye gidecek. Aksine ona yaklaştığımız zaman Tanrı bereketleyecektir. Tanrı bize de aynısını yaptı. O İbranilere bakıp sadece kıs kıs gülüp de çılgın bunlar demeyelim. Bize de aynısını yaptı. Biz de isyan ettik. Biz de hatalar yaptık. Tanrı bize ne yaptı? Gündelik ekmeğimizi verdi ekmek verdi ama aynı zamanda gökte uçan bıldırcınlar yerine Tanrı bizi oğlu İsa Mesih aracılığıyla cenneti de verdi. Ona iman eden kişi yargılanmayacaktır dedi değerli kardeşlerim. Sadece kurtuluşumuzun yanı sıra hak etmediğimiz halde bize nimetler de sundu, sunmaya da devam ediyor. Tanrı diyebilirdi ki ben seninle ilgilenmiyorum. Sadece İsa'ya inanırsan cennete götürürüm. Bunu deyip bitirebilirdi. Ama Tanrı merhametlidir. Bakın Romalılar'da nasıl söylüyor Tanrı'nın sözleri? Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? O kadar değerlisin ki İsa Mesih'i senin uğruna yeryüzüne gönderen Tanrı, onun çarmıha gerilmesine izin veren Tanrı istediklerini duyup uygun zamanda seni yanıtlayacağı çok daha kesin değil mi? İman, iman, iman. Bunu hatırla. Tanrı senin için İsa Mesih'i gönderdi. O zaman söylenmeden, çekişmeden ona gel. Efesler 3.20'de de şöyle söylüyor. Tanrı bizde olan etkin kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden daha çok fazlasını yapabilecek güçtedir. Düşündüğümüzden ve istediğimizden fazlasını yapabilecek güçtedir. Çünkü o Tanrı'dır. Çekişmeye, şikayet etmeye gerek yok. Ona gel. Musa iki defa söylüyor kısacık ayette. Matbaa hatası yoktur. Tanrı sizi duydu. Tanrı beni duydu demiyor. Sizi duydu o zaman Tanrı'ya gel. Tanrı bugün fırsat veriyor bitirirken. O fırsat kapısı hala kapanmadı. Tanrı bu dünyayı çok güzel yarattı. İlk yaratılışın başına baktığımız zaman diyor ki, Tanrı, Tanrı her şeyin diyor çok güzel olduğunu gördü. Mükemmel de her şey. Adem ve Havva'yı yarattı, günaha düştüler. Tanrı onları kurtarmak için ta yaratılışta bir kurtarıcı hazırladı. Günahın bedelini ödemek için İsa Mesih'i. Sizi dedi kurtaracağım dedi o meyveden yedikleri zaman. Çünkü kurtulmaları gerekiyordu. Çünkü İncil'de Romalılar bölümünde günahın bedeli ölümdür diyor ve herkes günah işledi diyor. İsa Mesih'in söylediği gibi bu zina yaparken yakalanan kadının o dönemde cezası recm etmekti, taşlayıp öldürmekti. İsa dedi ya, günahsız olan ilk taşı atsın. Kimse atmadı. Kimse atmadı ve aynı şey. Eğer günahsız olan varsa hiç kiliseye gelmesin. Çünkü günahsızsın ama İncil diyor ki bu dünyada günahsız olan yoktur. Günahlar demiyor, bir günah bile bizi kirletmeye yetiyor. Günahsız olan diyor, yoktur. Ama Tanrı ne yaptı? İncil, Yuhanna 3. bölümde söylediği gibi Tanrı diyor dünyayı o kadar çok sevdi ki. Dünya dedi ne? Bu işte ortasında o çekirdek olup böyle yukarıya doğru katmanlardan çıkan taştan, topraktan, ateşten bahsetmiyor. Dünyayı o kadar çok sevdi ki birici korunu verdi. Ona dedi iman eden kişi yargılanmayacak. Ona iman eden kişi sonsuz hayatı alacak. Ve hazır, hala hazır. O yolculuk bitmedi. Hala hazır. O zaman gelin dua edelim birlikte. Tanrının önüne gelelim. Eğer hayatımızda bir sıkıntı varsa artık şikayet edip isyan etmek yerine her şeyi ona götürelim. Eğer hala onu kurtarıcımız olarak kabul etmediysek, bugün kurtuluş kapısı hala açık. O kadar hata yapan İbranileri bile seven Tanrı seni çok daha fazla seviyor. Tek istediği gel ve sonsuz hayatı al. Ya Rabbi İsa Mesih sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz bize sağladıkların için. Ve sen bizleri affet. Bazen hatalarımızı anlayamıyoruz, bazen hatalarımızı bilemiyoruz. Lütfen sen bizi affet. Lütfen şikayet etmek yerine seninle konuşabilmek için o anda kutsal ruhun bize akıl versin. Lütfen sen cennetinde kalacak çok yerin var kaybolmuş koyunlarını oraya al çünkü sen bunun için geldin seni övüyoruz sana tapıyoruz İsa Mesih'in adıyla amin